Ama kürsü konuşmanıza yakalayabildim acaba başkanım. Niye seçimleri kazandı Oktay başkanım? Niye bu kadar gergin dedim? Biraz ağır bir sunum yaptı. Ama biz tabii ki camianın birlik ve beraberlik içerisinde olmasını istiyoruz. Camianın el ele verip daha yerlere bu spor dalını taşımak istiyoruz camiayla birlikte. Geçmişe baktığınızda zaten başarılı bir federasyondu 2016'ya kadar. Evet. Olimpiyatlara sporcu gönderen, spor sayısı artan, kulüp sayısı artan, yıldızlarda, gençlerde, Avrupa'da kürsü gören, Avrupa şampiyonu olan böyle bir branş. Zaten olimpik bir branş spor, masa tenisi. Dolayısıyla bu olimpik sporu Türkiye genelinde yaymanın dışında da çok başarılı bir hale getirmek de bizim görevimiz. Bunu yaparken de, yapacakken de mutlaka bu camiayla birlikte yapmamız lazım. Dolayısıyla bu kırgınlıkların, bu dargınlıkların, bu stresin ortadan kalkması lazım. Ancak karşı taraf bayağı bir gerdi bizi. Yani beraber olmamız gereken bir genel kurulda hakikaten sıkıntılar yaşadık. Belki de onun tepkisidir. Yani ama masa tenisi camiası centilmen bir camia. Masa tenisi camiası hoşgörülü bir camia. Biz bunları yok sayacağız. Biz bunları unutacağız. Yine camiamızla el ele, beraberce başarılı bir federasyon haline bu spor dalını getireceğiz. Dün bu salondaydı. Bisiklet federasyon seçimleri vardı. 2016'da federasyon başkanlığını bırakmış Emin Başkanım yine adaydı. Yine Emin Başkanım seçimleri kazandı. Bugün aynı hikayeyi masa tenisi versiyonunu görüyoruz aslında. Evet, beraber de görev yaptık zaten. Bir ara vermiş olduk ama inşallah daha iyi yerlere, yani bir çıta daha yukarıya kaldırırız biz bu spor dalını. Daha iyi yerlere getiririz. Bütün amacımız bu. Fiyat hedeflerini konuşuyoruz, başarıları konuşuyoruz. Golfe gidiyoruz, zengin sporu diyoruz, bilinçe gidiyoruz. Ama halk sporu nedir deseniz, futbolla beraber belki de ancak ilk başta sporlardan bir tanesi masa tenisidir. Benim çocukluğumdan beri tabii keyif alarak oynamayı denediğim bir oyun. Niye bu kadar herkese yayılır hale gelemedi masa tenisi? Aslında çok yaygın. Bu pandemiden dolayı bir sıkıntı yaşadı. Bildiğim kadarıyla şu son iki sene ciddi bir düşüş var. Kulüp sayısında düşüş var, katılımda düşüş var, lisanslı spor sayısında düşüş var ama ben bunu pandemiye bağlıyorum. Ama onun dışında 2016'da 150 bin liraya yaklaşan lisanslı spor sayısı vardı. 81 il 15 ilçede bu masa tenisi oynanıyordu. Bütün okullarda da oynanıyordu. Bir işte o ilkokullar yarışmasına gidiyorsunuz, olimpiyat gibi işte 1000 kişi, 1500 kişi falan katılıyor. Yani böyle bir spor dalı. Dediğiniz gibi herkesin çok kolay yapabileceği bir spor dalı. İşte dedeyle torunun oynayabileceği bir spor dalı. Yer, mekan derdi olmayan bir spor dalı. Bir arada bir derede de bu spor dalını bir masayla ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. İzlemesi de çok keyifli. Oynayanların bu spor dalını bırakması mümkün değil. Çünkü virüs gibi bu. Yani oynadığınız anda, başladığınız anda bu artık sizi bu camiaya çeker diye düşünüyoruz. Dolayısıyla çok yaygın, aynı zamanda da çok kolay oynanan bir spor dalı. Daha da yaygınlaşacak inşallah. Vallahi tekrar tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sağ olun. Bize öğrenci olduğunuz oyuncular ve destek için hepinize teşekkür ediyorum. Aslında kazanan masa tenisi oldu. Ancak buradan ifade etmek isterim ki şahsıma ve bana destek veren insanlara bu kürsüden söylenen sözleri kendilerine iade ediyorum. Siyasi arena değil. Burası masa tenisi camiası. Masa tenisi spor kendinden bir spor. Kaybeden olacak, kazanan olacak. Biz kaybettiğimizde 2016'da arkadaşın eline gelip burada sıktık ve elini kaldırdı. Beyefendimiz de burada hakaret etti ve salonu terk etti. Çok üzücü. Biz birlikte beraberliğe devam ediyoruz bütün herkesi. Zaten bu seçimi yürütürken hep şunu söyledik. Beraber bu işi yürüteceğiz. Beraber bu işi yöneteceğiz diye. Bize oy veren, vermeyen herkesi burada kucaklıyoruz. Camiamız hayırlı olsun. İnşallah masifesinin geleceği hayırlı olacak. Başarılı bir spor alanına gelecek. Yine madalya federasyonlar arasına girecek. Diyaloglarımız sizlerle hiçbir zaman eksilmeyecek. Hep beraber bu spor alanını beraber yöneteceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun.